İki kaybım var. Aslında önce şu kızımızın kaybını bir göstereyim, onu buluruz, bize ulaşır diye düşünüyorum. 19 yaşındaki Cennet'i aramak için babası aramızda. Hoş geldin Aytekin Bey. 11 Haziran 2023'ten bu yana kayıp, Yozgat Çekerek'ten kaybolmuş. Abi bayağı da geçmiş üzerinden, sen de bayağı beklemişsin ya. Numaranızı bulamadım yani. Hadi ya. Evet. Tüh. 228 gündür haber alamıyor babası. İnşaat işçiliği yapıyormuş, 5 çocuk sahibi. Cennet bir süre önce nişanlıymış. Ancak babasının söylediğine göre Fevzi Erdal isimli biri genç kızı kandırmış, nişanı bozmuş ve almış götürmüş. Şimdi işin enteresan tarafı şu. Bu sizin Fevzi neyiniz oluyor? Benim eniştemin diğer karısından ki çocuğu. Enişte önce, derken? Önce bibimdi. O öldükten sonra başka karı aldı. Ondan oldu çocuk. Hiç anlamadım abi. Önce evlendi, bibimdi. Babamın kız kardeşi. O bibim öldükten sonra o karıyı aldı. Ondaki çocuk. Diğer karıdaki çocuk. Halanızın eşiydi. Halanızın eşiydi. Halamın eşiydi, evet. Tamam. Öbür hanımından olan çocuğu o zaman. İkinci hanımdı. Halanızın eşinin diğer hanımından olan çocuğu mu kaçırdı, evet, sizin kızınıza? Evet. Bu adam da evli. Evet. 34 yaşındaymış. Evet. Aytekin Bey de diyor ki evliliğinde çocuğu olmadı. Benim kızımı çocuk yapmak için kaçırdı diyor. Aynen o şekilde. Ölse bunda iyi mi yani? Hı? Ölseydi bunda iyiydi. Benim kızım ölseydi bunda iyiydi. Ay öyle deme. Senin hayat kuramaz ikinci karının üstüne. Nasıl hayat kurasın? Peki hala evli mi diğer hanımla? Diğer karı kayıtı falan vermiyormuş. Ben kocamı istiyorum diye. Boşanmam diyormuş. Yok. Bunda çocuğunu alıp bunu kap dışarı edeceğim diyormuş. O kadından çocuğu olmadı. Evet. Senin kızın hamile kalacak, çocuk yapacak, sonra o çocukla beraber karısına mı dönecek? Evet öyle diyormuş. Karısı öyle diyormuş. Karısı öyle diyor. Evet. Sen o yüzden çok üzülüyorsun. Evet ben yatamıyorum. Peki acaba karısı mı öyle biliyor, yoksa bunlar karı koca anlaşmışlar mı yani? Bence anlaşmışlardır yani. Ne anne diyorlardı, kiralık anne gibi. Evet. Çocuğunu aldıktan sonra kapı dışarı edeceğim demiş. Taşıyıcı anne karısı gibi demiş. Kullanacak. Evet. Ha taşıyıcı anne mi diyorlardı? Taşıyıcı anne gibi kullanacak, evet. Kaç yıllık evliler çocukları olmuyor? O 5-6 yıldır evliler mi yani? Onlar 5-6 yıllık evli, çocukları olmayınca senin kızı buldular. Bu adam senin kızı hamile bırakacak, çocuğu alacaklar, senin kızı da kapı dışarı edecekler. Evet. Aynı şekilde. Peki sen de anladığım kadarıyla kulağına da kızının hamile olduğuna dair bilgiler de geliyormuş. Öyle bir bilgiler geliyor ama doğru mu ama yanlış bilmiyorum. Öyle söylentiler duydum. Hamile diye. Evet. Yani belki de planın bir kısmı gerçekleşti yani. Gerçekleşmiştir yani, öyle duydum. Peki sen bu adamın, neydi adamın adı? Fevzi Erdal. Nerede? Nerede? Şurayı yazın da arkadaşlar bulmayayım. Kaç yaşında Fevzi bu Erdal. Kaç bu Fevzi yaşında? Erdal. 34 yaşında. 34 Fevzi yaşında. Fevzi Erdal. Karısıyla konuştun mu sen Fevzi Erdal'ın karısıyla? Yok. Aramız yok, konuşmuyoruz. Hayır aranız yok da şimdi kız kayıp yani. Telefon açabilirsin, kapıyı çalabilirsin. Zaten o yanaşmıyor ki, konuşmak istesen de yani... Biz yani husumet olmuşuz diye konuşmuyor. Konuşmaz kız zaten. Aslına bakacak olursan senin kız yok ortada. Onun da kocası yok normal şartlarda. İkinizin biri olması lazım. Evet. Yani sen kadına bir haber gönderdin mi konuşalım diye? Yok hiç göndermedim. Hiç göndermedim. Niye abi göndermiyorsun? Bak böyle söylüyorlar işte gerçek mi diye. Karısını çarşıda falan görüyordum ama konuşmadım. Bu da bir konuşmadı, ben de konuşmadım. Anladım. Senin eşin hayatta mı? Benim eşim imam nikahı. Resmi nikahı yok. Tamam, bu kızın annesi nerede yani? Bizim aradığımız kızın. Kızın annesi evde. Memleketi. Cennet'in. Evet. Tamam, sen Cennet'in annesiyle berabersin yani. Annesini getirmedim. Annesi tek başıma geldi. Yok abi, buraya gelmen için söylemiyorum yani. Sen Cennet'in annesiyle beraber yaşıyorsunuz değil evet, mi? Evet, beraber yaşıyoruz. Tamam, senin karın yani o şu an. Başka bir kadın yok hayatında, o yok, var. Yok, yok. Tamam, o kadın yok mesela yani. Gitti mi işte bu Fevzi Erdal'ın karısına? Bak benim de kızımı senin kocan kaçırmış. Böyle söylüyorlar, doğru mu? Hiç yanaşmadılar yani.
Biz bekliyoruz, ha gelecekler, ha gelecekler. 7,5 aydır kimse gelmiyor. Abi niye, ne, size gelip ne diyecekler, ne bekliyorsunuz? Yani bu ne olacak, ne nesi diye hiç gelen giden yok. Korkuyorlar, çekiniyorlar, hiç kimse gelen giden yok. Tamam sen seslen bir kızına. Kızım Cennet, aynı eskisi gibi kapım sana açık. Yemeyeceğim, yedireceğim, içmeyeceğim, içireceğim. Kötü şartlarla buraya geldim hikârım zaten. En kötü şartlarla geldim. Siz demişsiniz ki ama benim kızım demişsiniz. Bizim eve 2-3 kilometre uzakta yaşıyor demişsiniz. Yok öyle demedim. Ha. Köyler bize 2 kilometre yakın. Bizim köyler. Köyleriniz yakın. Köylerimiz 2 kilometre arası. Tamam gittin mi sen o köyün muhtarına? Köyün muhtarına dedim. Ha. Gittin mi kapısını çaldın mı abi? Nerede bizim kız? Yok. Muhtara telefon ettim. Muhtara telefon ettim. Böyle böyle muhtar bey dedim. Benim kızım yok. Köye getirmiş diyorlar. Muhtar da dedi ki, şimdi ne yapalım? Jandarmaya, mandarmaya başvuralım. Hı. Polise başvuralım. Polis dedi, bizim işimiz değil dedi, jandarmanın işi. Hı. Koy işi... Tam jandarmaya başvursaydınız. Evet, jandarmaya başvurdum. Hı. Jandarma dedi ki, biz karışamayız dedi. Rehine vur, yaşı dolgun diyor. Yaşı doldurmuş diyor. Tamam, ama sen bu şekilde anlatsaydın, benim kızımı damızlık gibi kullanıyorlar böyle böyle diyor, o zaman gelirdi. Neyse, bu Kuzgun Köyü'nden mi bahsediyorsun sen? Evet, Kuzgun Köyü. Kuzgun Köyü muhtarı Mehmet Yazar telefon attığımızda. Mehmet Bey, muhtarım günaydın. Günaydın, iyi günler. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Bu bizim aradığımız evet. Cennet sizin köyde mi? Evet, Müge Hanım köyde. Ha, sizin köyde? Evet. Peki, hamile mi? Görmedim ama duyduğuma göre hamile. Hamileymiş. Evet. Kaç aylık diyorlar? Kız da bayağı bir yok ortada. 7,5 Biraz var herhalde. Benim bildiğime göre 6-7 aylık falan öyle şey. Efendim? Benim bildiğime göre 6-7 aylık öyle bir şey var herhalde. Ne diyor? 6-7 aylık. Evet olabilir. Peki bu kaçırdığı söylenen adamın yanında karısı da var mı? Karısını bıraktı. Karısı çekerekte oturuyor. Şu anda o kızına köyde oturuyor. Farklı yerlerde oturuyorlar. Yani baba diyor ki benim kızımı diyor damızlık olarak kullanıyorlar çocukları olmadığı için diyorlar. Yani teşbih de hata olmaz kusura bakmayın. Karısı da o yüzden gelip gidiyor mu? Sonra kızım o bebeği doğuracak çalacaklar bebeği diye bir iddiası var da. Benim o konularda haberim yok. Yani köyde olduğunu biliyorum. Öyle bir şeyin de haberim yok. Biliyorum. Peki o zaman muhtarım bir bulursanız bizim şu kızlı adamı bir telefonunu bize açtırsanız da bir konuşsak olur mu size zahmet? Ben kız köyde de şu anda ben şeyden çekerekte ben söylediğim telefonu arayayım size veririm. Tamam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hamileymiş kız. Evet öyle diyorlar Müge Hanım. Yani Müge Hanım ben 7,5 aydır hiç gece gündüz yatamıyor rahatım yok. Sigara içe içe sesim soluğum hep gitti. Sigara içiyor. Sağlığa zararlı. Hı-hı. Ama benim hayatım ne yapayım Müge Hanım bu ciğer yani. Ufak tefek bir şey değil ki mal da var değil ki desek. Ama sizin iddianız gerçekten çok önemli. Yani böyle bir şey kabul etmek mümkün değil. Yani benim çocuğum olmuyor git oradan başka bir tane çocuk yap al gel. Zaten bu kabul edilir bir şey değil. Yani hukuka falan da uygun değil. Yani evet. Böyle o zaman 19 yaşındaki kız tabii gerçekten öyle mi? Yani gerçekten. Sana bunu kim söyledi? Şimdi kızla konuşsak kız diyecek ki hayır beni Fevzi çok seviyor diyecek. Ama tabii biz 3-5 ay sonra ne yaşanacağı konusunda da emin değiliz. Kesinlikle değil sevmiyorum. Yarın çocuğu olmuyor diye hep çocukta bahsediyordu. Hep çocuk. Çocuğum yok. Çocuk olacak. Adam mı hep çocuktan bahsediyor? Evet hep çocuktan. Karıyı tedavi etti. Çocuğu olmadı. Zorladı. Doktor dedi sen geç kaldın. Hı. O yüzden benim akraba niyetiyle benim evime geldi. Benim kızımı şöyle düşman niyetiyle kaçırdı. Düşman niyetiyle kaçırdı. Akraba rolü yaparak benim evime geldi. Yalnız bu iddia gerçekten çok önemli bir iddia. Eğer bunun sonunda böyle bir şey olduğunu düşünüyorlarsa aslında yasal anlamda böyle bir hakları da yok. Zaten aralarında nikah yok. Senin kızın bebeği alır ama işte o da bebeği ister mi? Of! Of! Çok saçma sapan bir iş ya. Hakikaten şimdi düşündüm bunun. Gerçekten saçma sapan bir iş. Ama dur bakalım. Şimdi arkadaşlarımız ulaşırlar.
Cennet'e de onu kaçırdığı söylenen Fevzi Erdal'a da. Fevzi sen zaten evlisin. 34 yaşında adam. Senin 19 yaşında kızla eşinle. Kız da nişanlıymış. Niye onun nişanından ayırdın da kızı aldın hamile bıraktın şimdi? O çocuğu da sana yedirmezler Fevzi'cim. Şimdi çok kaba bir tabir olacak da. Zaten nikahınız yok. Yani çocuk direkt annenin nüfusuna kaydolur. Sen çocuk üzerinde hiçbir hak iddia edemezsin falan da filan da. Eğer böyle bir niyetle şey yapıyorsan baba da diyor ki öleceğim artık kızımın üzüntüsünden diyor. Çıkın bir bağlanın. O zaman karına boşanma davası açtın mı sen? Karın ne diyor bu işe? Adı neydi? Eşinin adı ne? Fevzi'nin? Fevzi'nin adını, eşinin adını unuttum. Yani. Tamam işte biraz da saldım çayıra Mevlam kayıra. Dur bakalım buluruz inşallah. Ama öyle çocuk mevzusu varsa o iş beni bozar. Ben öyle şey hiç sevmem. O doğru bir şey değil. O insan ticaretine giriyor, bebek ticaretine giriyor. Öyle bir şey de dünyanın hiçbir yerinde kabul etmediğimiz gibi biz de burada kabul etmiyoruz. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum.